günlerine gibi eksikler görüyorsunuz? Bilecik'te ilk başta bir alışveriş merkezinin olmamasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Ayrıca bazı güvenlik problemlerinin olduğunu düşünüyorum. Hani belediyesinde birazcık aksaklık olduğunu düşünüyorum. Daha yeni bir haber duydum. Sahte diploma olayını duydum. Ki biz Haziran ayında orada KOSGEB'de çalışıyorduk. Hani hocasını da biliyoruz. Ki. Öğrencisiniz değil mi? Öğrenciyiz. Üniversite öğrencisi hepimiz. Yani Bilecik'te iyi kira olsun, öğrencilere yaklaşım olsun. Bilecik halkın nasıl? Kira ve öğrenci halkı okul sezonu açıldığı itibaren de hani halkın pek iyi davrandığını düşünmüyorum. Hani fiyatları direkt yükseltiyorlar kiralarla ilgili. Hani şu an bir 400'e bulacağımız ev okul başında 700 liraya hatta 800 liraya çıkabiliyor. Hani halkının pek iyimser olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bilecik ilinde ne gibi eksikler görüyorsunuz? Ya zaten hiçbir şey yok. İki tane caddesi var gezecek. Başka da bir yeri yok yani. Üniversite öğrencisiniz. Evet. Bilecik halkından ve kiralardan genelde öğrenciler daha yüksek olduğunu söylüyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kiralar çok yüksek ki öğrenciye karşı da hani hiçbir avantajları yok. Hiçbir hani ne kadar öğrenci sömürebilirsek diye düşünüyorlar yani halk. Bir daha üniversite kazansan Bilecik yazar mısın? Hayır, kesinlikle yazmam. Asla yazmam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bilecik ilinden memnun musunuz? Aslında çok memnun değilim ama çok memnun olmadığım da olmadı. Ne gibi beklentiler içinde siz öğrenciler olarak? Mesela en basitinden burada açık havuz var. Fakat şu an kış mevsimi geliyor. Kapalı havuz sıkıntısı var. Gençlik İl Spor Müdürlüğü bu konuyla ilgili çalışma yapıyor ama bugüne kadar hiçbir şekilde havuzla ilgili veya atıyorum bir bowling buna benzer sosyal alanlar çok az. Çok az. Öğrencilerin yapabileceği. Evet. Üniversiteyi tekrar kazansan Bilecik yazar mıydın? Ya şu an tabii şöyle söyleyeyim. Arkadaş çevrem burada çok güzel. Küçük bir il olduğu için, ben büyük şehirden geldiğim için her şeye kolay erişebiliyorum. Ortamım çok güzel. O yüzden tekrardan yazabilirim yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Size soralım, Bilecik'ten memnun musunuz? Ne gibi beklentiler içindesiniz öğrenci olarak? Küçük bir şehir olması dolayısıyla aslında biraz da iyi yani. Çok çabuk işlerimizi halledebiliyoruz ama büyük bir alışveriş merkezi yok. Öncelikle onun sıkıntısı var. Buradaki herkes şehir dışına çıkıyor. O yüzden öncelikle yani buranın bir büyük bir alışveriş merkezine ihtiyacı var. Eğlence yerleri öğrenciler için pek yok. Paint bar'dır, daha sonra işte bir yerde sonlanır vesaire. Onlar pek ulaşamıyoruz. O yüzden öğrenciye hitap eden pek bir şehir olmadığını düşünüyorum. Tekrar siz üniversiteyi kazansanız siz yazar mıydınız Bilecik'e? Düşünmezdim sanırım. Düşünmezdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar sağ olun. İlinden memnun musunuz? Öğrenci olarak neler beklentiler içindesiniz? Ben Bilecik'ten çok memnunum. Yani böyle sessiz, sakin olması, çok kalabalık olmamasından. Beklenti olarak arkadaşlarımdan da bildiğim kadarıyla kiraların çok yüksek olması yüksek öğrencilere. Olması. Yani öğrenci potansiyelinin çok üstünde kiralar olduğunu bildiğim için öğrenciler o konularda çok sıkıntı yaşadıklarını biliyorum ama benim için öyle bir sıkıntı yok ama arkadaşlarım için... Yeni mi geldiniz Bilecik? Yok, ben 2 yıldır buradayım. 2 yıldır. Tekrar üniversiteye kazandıysam Bilecik yine yazar. Yine Bilecik yazar. Yazar, teşekkür ederim. Benden memnun musunuz? Bir üniversite öğrencisi olarak Bilecik ilinde şu olsaydı bize faydalı olurdu demek istediğiniz bir şey var mı? Bilecik ilinden aslında memnunuz. Şöyle memnunuz, ufak bir şehir, güzel, sakin ama işte kiralar yüksek, evet. Kiralardan memnun değiliz. Bir de yani öğrencilerin takılabileceği yani zaman geçirebileceği çok yer yok. Yok. O yüzden... Bir daha üniversiteyi kazansam Bilecik yazar mıydın? Hayır yazmam. Siz memnun musunuz? Ben memnunum. Ne olsa üniversite öğrencilerine Bilecik'te yararlı olurdu? Valla genel olarak gençlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Biraz yaşlı memleketi gibi. Emekli memleketi. Emekli memleketi, evet. Memnun. Aynen öyle. Yani gençlerin pek takılabileceği bir yer yok. En büyük sıkıntı o. Yani esnaf biz... olsun, işte kira dedi arkadaşımız. Bunlarla olsun, bunlarla ilgili. Biraz ya nasıl diyeyim, şimdi mesela Erzurum'dan gelen arkadaş var, diyor ki meyve bizim orada daha ucuz buradan, onun gibi sıkıntılar var. Evet. Biraz cebe etkisi var yani, biraz pahalı bir yer. Bir daha üniversiteyi kazansan tekrar Bilecik yazar mıydın? Ben yazmazdım, ben de yazmazdım. Tamam, teşekkür ederiz. Bilecik ilinden memnun musunuz ve öğrenciler için ne olsa Bilecik'te daha iyi olurdu? Ya aslında Bilecik gelişiyor, hani eksikleri var, her il gibi var ama ufak şehrin olduğu... Yani ufak şehir olduğu için eksiklikleri var, yapılıyor da ama bir alışveriş merkezi mesela yok, şimdi yeni yeni yapılıyor gerçi. Mesela kiralar çok pahalı ve yani sadece kiralar değil aslında, diğer atıyorum bir evin eksiğini almaya gittiğimizde başka şehirlerde daha ucuz olan bir şey burada daha pahalı. Hani öğrenci mecbur alacak gözüyle bakıyorlar, o yüzden
bayağı pahalı yapıyorlar. Tekrar üniversiteyi kazansanız Bilecik'i yazar mıydınız? Tekrar, ya ben Marmara bölgesinde kazanmak istiyordum zaten. İstanbul'a oturduğum için İstanbul'a yakın olmasını istiyordum. Hani Bilecik'i yazar mıydım? Yazardım İstanbul'a yakın diye, ama kazansam mutlu olmazdım. Teşekkür ederiz. Size de soralım. Siz Bilecik ilinden memnun musunuz ve ne olsa Bilecik'te yani üniversite öğrencilerine yönelik daha iyi olurdu? Ben başta şunu belirtmek istiyorum. Bir bayanım ve ben alışverişi tabii ki her kız gibi seviyorum. Seviyorum. Ve burada giyim üzerine hiçbir dükkan yok. Yani bir biliyoruz. İsim evet. Vermem şu sıkıntı yok. Bir orası var. Alışveriş merkezi yapıldı ama dış görünüş alışveriş merkeziyle alakası yok. Evet. Onu beğenmedik. Mesela buz pisti yapıldı. Yine hani belediye başkanı sağ olsun bir şeyler yapıyor, farkındayız ama yeterli bulmuyorum tabii ki. Yani Bilecik ili küçük ama ben sevimli buluyorum. Hani gene güzel bir yer ama ben de olsam yazmazdım herhalde. Bir daha kazansanız olsa Bilecik yazmazdım. Yazmazdım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bilecik ilinden memnun musun? Bir öğrenci olarak ilimizde ne olsa öğrencilerin yararına olur da? Ya şimdi Bilecik ili küçük il. Yani küçük olduğu için de fazla imkan yok öğrenciler için. Üniversite zaten yeni açıldı buraya. Bizim bölüm zaten 2009'da açıldı. Üniversite de yeni zaten. Burada daha önce Kütahya falan bağlıydı. Öğrenciler için pek fazla bir şey yok burada ama kiralar falan dediğim gibi pahalı. Öğrenci için pek fazla yapacak bir şey yok burada yani. Tekrar üniversiteyi kazansam Bilecik'i yazar mıydın? Ya İstanbul'a yakın diye yazardım tekrar. Şimdi ben İstanbul'da oturduğum için yakın İstanbul'a için. Yakın yazarım tekrar. Yani o açıdan biraz iyi yani. Çevreye yakınlığı dolayısıyla iyi. Ama imkanları öğrenci için pek fazla iyi değil. Çok teşekkür ederiz. Alıcı Bilecik ilinden memnun musun? Bir üniversiteli olarak Bilecik ilinde şu olsa üniversite öğrencileri için daha iyi olur. Bilecik ilinden ben memnunum. Şu yönden memnunum. Küçük il öğrenci için her zaman iyidir. Sosyal aktivitesi pek fazla yok ama sosyal aktiviteyi geliştirsek daha iyi olur. Bir daha üniversiteyi kazansaydın Bilecik'i yazar mıydın? Bir daha kazansaydın Bilecik'i yazardım. Neden yazardın? Çünkü benim 5. senem burada. 5. senede 5 senede burada. Bayağı bir çevre edindim. Küçük il olduğu için herkesi tanıdık. Herkes. O yönden daha iyi oldu yani. Başka bir üniversite büyük bir ile gitseydik bu kadar ne çevremiz olurdu ne de başka bir şey olurdu. Sosyal. Teşekkür ederiz.